Arkadaşlar merhaba. Şimdi PlayStation ile ilgili değişik bilgilendirmeler yapalım size. Bu cihazın tanıtımını yapalım. PlayStation bildiğimiz Sony PlayStation'ın benzeri bir ürün. ThingWay marka. Bu cihaz sayesinde birçok özellik de birçok özellik sağlayabiliyorsunuz bu cihaz sayesinde. Nedir bu özellikler? Bunları tek tek görelim. Burada gördüğünüz gibi 4 adet kumanda tuşu var. İleri, geri, sola ve sağa olmak üzere hareket ettirebiliyorsunuz cihazınızı. Bakalım şimdi neler varmış. Burada gördüğünüz gibi internetteki indirmiş olduğunuz kitapları okuyabiliyorsunuz e-book olarak. Diğer tuşa bakalım. Ses kaydınızı yapabiliyorsunuz. Ses kaydı yaptıktan sonra kayıtlarınızı dinleyebiliyorsunuz. Bunu onaylamak için burada gördüğünüz Select tuşu var. Select tuşuna basalım. Ses kaydımızı yapalım. Evet, şu an deneme ses kaydı yapılıyor. Onayladık diyelim. Kaydımızı dinlemek istiyoruz. Evet, şu an deneme ses kaydı yapılıyor. Gördüğünüz gibi ses kaydımızı dinledik. Şu an Çıkmak için buradaki tuşu kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu cihazda daha başka ne özellikler var? Bunlara bakalım. Bu cihazda müzik dinleyebiliyoruz. Evet. Yüklemiş olduğumuz her türlü MP3, MPEG ve bunun gibi birçok MP5 dosyalarına rahatlıkla indirmiş olduğumuz dosyaları dinleyebiliyoruz. Bir deneme yapalım. Select tuşundan. Evet, seçimimizi yaptık. Müzik dosyası açıldı. Müzik dosyasına girelim. Butterfly MP3 müzik var. Bunu dinleyelim. Evet, sesi buradan artırabiliyoruz. Evet, tipik bir Japon müziği. Buraya basıp çıktık. Evet. Şimdi resimlere bakalım. Resim özelliğini seçince animasyonlu bir şekilde görüntü değişti. Burada fotoğraf çekebiliyoruz. Örneğin burada gördüğümüz çiçeğin resmini çekelim. Evet. Veya gördüğümüz gibi yakınlaştırabiliyoruz. Bir objenin resmini çekelim. Örneğin burada gördüğümüz bir objenin resmini çektik diyelim. Daha sonra resimler bölümünden bunlara bakabileceğiz. Resim dosyaları bölümünden. Yani oldukça net fotoğraf kalitesi var. 10 megapiksel boyutta fotoğraf çekebiliyorsunuz. Burada video tuşu var. Video tuşunu seçtiğimizde birçok yüklediğimiz filme ulaşabiliriz. İçine yüklediğimiz filme. Evet, bir adet test dosyası var. Bunu seçelim. Ses kalitesi çok güzel. Hoparlörlerden ses geliyor. İki hoparlör var. Evet,
the producers of The Mummy and The Mummy Returns. Well, exactly, we supposed to send them off. When the Emperor built the great wall, there were his enemies underneath. DVD kalitesinde film izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkalım. DVD kalitesinde bize film sunuyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Daha başka ne özellikler var bakalım. Takvim özelliği var arkadaşlar. Takvim özelliğine girerek programlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi takvim özelliğinden faydalanarak günlerinizde programlayabiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. Daha başka ne özellikler var? Tabii bu cihazın en büyük özelliği oyun oynayabilme özelliği. Tabii birçok oyun yüklü cihazın içeriğinde. Select tuşundan seçiyorum. Ve birçok oyunun yüklü olduğunu görüyorum. MotoGP örneğin yüklü cihazımızda. Crash Bandicoot, Breath of Fire, maç oyunu, Kuruto, Jintora gibi bir oyun, King of Fighters, Street Fighters türü bir oyun, Street Fighter türevi bir oyun oynayabiliyoruz, GBA diye bir oyun, SFC olmak üzere toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oyun yüklü arkadaşlar. Ayrıca cihazınıza kartınızın el verdiği ölçüde yükleme yapabileceksiniz. Oyunlarınızı yükleyerek büyük bir keyifle oynayabileceksiniz. Biz örneğin ne yapalım? Bir oyun açalım. Herkesin bildiği Street Fighter tarzı bir oyun. Evet. Bu oyunu açalım ve nasıl oynandığını görelim kısaca. Oyun kısa bir adımdan sonra plugin ile beraber açılıyor. Burada gördüğünüz gibi. Start tuşuna basın diyor. Start tuşuna basın diyor. Pratik yapalım biraz. Evet. Burada ayrıca joystick de var arkadaşlar. Yukarı aşağı, sağa sola hareket edebiliyoruz. Start tuşuna bastık.